Evet. Hoş geldiniz Namık Bey. Evet, değerli konuklar. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yine bir piyasa sohbetleri toplantısında sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ayrıca ifade etmek istediğim bir şey daha var. Bu söyleşilerin daha verimli olması için de sohbet sırasında, mümkün olmazsa sohbet sonunda sorularınızla katkı vermenizi rica edeceğim. Evet, Namık Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. 2013 yılının sonlarına yaklaşmış bulunmaktayız. Evet. Bugün itibariyle herhalde 9 aylık neticeler var elinizde. Bugün geldiğimiz noktada gerçekleşen rakamlarla hedeflerimizi kıyasladığımızda nerede olduğumuzu bizlerle paylaşır mısınız efendim? Evet, Buyurun. tabii sözlerime başlamadan önce bu bölgenin saygın çelik sektörünün mensuplarına ben de hoş geldiniz demek istiyorum. Sizlerin biraz zamanınızı alacağım. Bu zamanı almaktan dolayı da sorularınızın çıkmasını bekliyorum. İlk başta burada Hayrullah basından Hayrullah kardeşimiz olsun, Gökhan kardeşimiz olsun, Mustafa Bey ile birlikte ayaküstü bir sohbet yapıyorduk. Bu sohbette işte dedi ki Hayrullah, abi dedi ya sen şanssızlığından herhalde toplantıda kalabalık falan böyle fazla bir şey olmadı falan dedi. Ben bunun hayra alamet olduğuna da inanıyorum. İkinci bir şey, böyle az beklenenin altında bir kalabalık var ise o zaman rahatlıkla soru cevap kısımlarında yapabiliriz. Herkes istediği soruları sorabilir. Biz de dağarcığımızda olan, elimizdeki olan imkanlar çerçevesinde de sorulara cevap vermeye çalışırız. Mesajı aldık efendim. Evet. Mümkün olduğu kadar fazla soru bekliyoruz. Evet, müsaadenizle ben şuradan Estağfurullah. Buyurun devam efendim. edeyim. Nasıl isterseniz. Evet. Şimdi burada ilk şeyimiz sektörel ihracat sıralaması olarak Türkiye'nin biliyorsunuz birlikleri arasında bir sıralama vardı. Bu sıralamada geçen seneye göre %10,5'lik düşüşle gerçekleştiren çelik sektörümüz 4. sırayı işgal etmektedir. Bu üzücü bir durumdur ama gerçekte budur. Bunların biraz sonra sebeplerine falan geleceğim. Onları da anlatmaya çalışacağım. Burada göreceğiniz gibi bizim çelik üretiminde dünyada nerede olduğumuzu gösteriyor. Daha önce bugüne kadar görüşmelerde, toplantılarda 8. olmanın verdiği onuru, gururu paylaşırken bugün maalesef 9. olduğumuzu dile getirmek mecburiyetindeyiz. Ha bunun bazı gerekçeleri var tabii. Bizim burada %5'lik bir düşüşümüz var. Bunun sebeplerinden bir tanesi de İskenderun'da, İstemir'de olan grevden kaynaklanan üretimin kısılmasından doğdu diye kabul. Onun da önemli bir etkisi olmuştur. Ama burada dikkat ederseniz şu kesimde dünyanın toplam ihracatında %2,7'lik bir artış gözüküyor. Ama bunu Çin'i devre dışı yapar isek bu %2 ile bir düşüşe geliyor. Bunun için bu aslında iyi de denebilir, kötü de denebilir ama bizler için iyi olmadığını tahmin edebilirsiniz. Şimdi aslında bir ayımız, 2 ayımız var değil mi? İki O ayımız kaldı yani ama 100 burada bin ton fark var orada. Kapatırız gene Başkan 8. oluruz burada herhalde. şöyle bir şey var. Burada 9 aylığı gösteriyoruz. 3 ay var. 3 ay var. 3 ayımız var. Yani Kapatırız o sene 100 bin sonuna ton. yönelik. Bunu biz %5'i kapatma şansımız yok elbette de. Ama daha iyi sıralara doğru bir önceki Brezilya'yı diyorum.
Ha, Brezilya. 100 bin ton fark var aramızda. Evet, küçük bir rakamla geçti ama neticede geçti. Evet. Mesela biz bunu daha önceki bir ay öncekinde 8 aylıkta bu rakam eksi %5.5'ti benim hatırladığım. Bu geçtiğimiz ay içinde de daha da iyiye doğru gidiyor. İnşallah. Ürünlere göre Türkiye ham çelik üretim rakamlarına baktığımız zaman burada yine o duruşun etkisini de görebiliyoruz. Nasıl görüyoruz? Burada %23, yani bir önceki sene %25 payı olan slabın, yani yassı ürün üretiminin burada %23'e düşmesi, bir taraftan biraz evvelki söylediğim gibi İstemir'in kreve gitmesinden kaynaklanıyor. Bir kısmı da buradaki cevherden yassı üreten Çolakoğlu ve Tosyalı firmalarımızın sektördeki daralma yahut da dünya sektördeki daralmadan kaynaklanan sebeplerden dolayı ham maddeleri olan slabı üretmekten ziyade onu ithal etmişlerdir. Kendi çelik tesislerinde de uzun üretimine doğru kaymışlardır. Onun da etkisi muhakkak ki bu şeylerde, paylarda yeri olmuştur. Aslında bakarsanız 2009 yılında %81 olan uzun ürün payı bugün %75-77, yani 75'lere, daha önce 72'lere kadar inmiş. Biz umut ediyoruz ki bu da kısa zamanda daha da denge birbirine kavuşmaya doğru gider. Burada şeye baktığımız zaman, tüketimlere baktığımız zaman, belki ileriki şeylerde vardır bunlar, paftalarda. Tüketime baktığımız zaman yassı uzun tüketimleri %48-52 civarında dengeli bir şekilde gidiyor. Aradaki farkı da bildiğiniz gibi eksiğimiz olan daha ziyade yassı üretimlerde ithalatımız yoğunlukta, uzun üretimdeki fazlalığımız da ihracatımızda yoğunlukta gözüküyor. O şekilde de bir balanstan da düzelmeler olabiliyor. Ama o konuya girmeyelim Namık Bey. Onlara biraz sonra da girebiliriz. Aslında yassı kapasitemiz de bayağı arttı. Yani İhtiyacımız olan malzemeyi ithalat yoluyla alıyoruz dersek bilmiyorum biraz. Şimdi evet, gönül bir şey ister ama mantık da bir şeyler söyler. Evet. Elbette ki gönül olarak kendi ürünümüzü, kendi ihtiyacımızı kendi tesislerimizden karşılayalım. Bir tarafta ben de bir üretici şirketin mensubu olarak bunu isterim ama bir taraftan da ticari yönden baktığımız zaman, bilhassa uluslararası ticari yönden baktığımız zaman dengenin tam olabilmesi için onu önünü suni sebeplerle, ki yurt dışında bizim çelik üreticilerine bunu genellikle yapıyorlar, ona daha sonra da değinebiliriz. O şekilde kısmaktan ziyade, kesmekten ziyade ithal edilen ürünlerin ihtiyaçları nelerdir? Üretimi o yönlere doğru kaydırabilmek, aynı zamanda da rekabet yönünden de rekabet edici imkanları ortaya getirebilmek gerekir. Bunlarla ilgili çalışmalarımız evet. vardır. Umut ederiz ki bunlar da yakın gelecekte hayata kavuşur. Ben ihracatın önünü suni engellerle yahut da ithalatın önünü suni engellerle kesilmesi taraftarı değilim. Hakkaniyete de sığmaz herhalde. Efendim? Hakkaniyete de sığmaz. Bir taraftan evet. dumping. Evet. Yok, sonradan bunu suni olarak daraltmanın aslında mantıken baktığın zaman sana zararı daha büyük. Doğru. O yönden istemem ben. Yani suni olarak elde edilecek kazanç insanları rahavete sokar. Rahavet demek üretimdeki gelişmeyi engeller. Bir taraftan biz üretimdeki gelişmelerin önünü açabilmek, bir taraftan ihracatımızın önünü açabilmek için uluslararası şirketlerle ve yurt içi şirketlerimizle yaptığımız çalışmalar hepsi heba olur. Yani bununla ilgili bizim kardeşim Uygar Bey değindi. Bununla ilgili hakikaten çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Tabii önemli olan kısım da bizim şeyde bu çalışmalarımızı yaparken hiçbir bölgeyi gözetmeden, daha önceki ismimiz İstanbul Demir ve Çelik İhracatçılar Birliği'ydi. Biz bunu bundan 3,5 sene önce yönetime
geldiğimizde ilk işimiz zaten ismi değiştirmek oldu. Çelik İhracatçıları Birliği olarak bütün Türkiye'ye her ne kadar hitap ediyor isek, hizmeti tamamına götürmeye çalışıyor isek, ama maalesef biraz evvelki söylediği gibi %70-%60 civarındaki ihracatın bizden geçerken yaptığımız, anlattığı işlerin tamamı bir nevi finansmanla ilgilidir, parayla ilgilidir yani. Bu paralarda yapılan ihracatlardan ihracatçının istemese de kendisinden kesilen paraların finansmanıyla yapılan bir kendi içindeki bir döngüdür. Maalesef biz %100'üne, ülkenin %100'üne hizmet verirken, hiçbir şirkete ayırt etmez iken %40 civarındaki başka birliklerde kalması da bir nevi, yani onlar eğer çelik sektörüne faydalı işler yapıyorlar ise, önceliği sağlıyorlar ise, çelik sektörüne dönük çalışmalar neticesinde bu paraları harcıyorlar ise gelirlerini, ona diyecek hiçbir şeyim yok. Ama hiçbir tanesi de çelik sektörüyle ilgili bir harcama yapmıyor. Şimdi bir nevi kendi ayağımıza sıkmış gibi oluyoruz. Onun için sizlerden biz para istemiyoruz. Kesinlikle istemiyoruz. Sizden istediğimiz bir tek şey var. Yaptığınız ihracatları bizim Çelik İhracatçıları Birliği'nden geçirmelerini sağlattırmanız. Ekstra bir maliyeti falan yoktur bunda. Evet. Bir taraftan da üye olmanız, bizim hizmetlerimizden daha rahat faydalanabilmek, haberdar olabilmek için de üye olmanızı ben tavsiye ederim, istiyorum da. Yine söylediği biraz evvel Kenya'dan getirilecek olan heyeti 2 gün biz burada tutacağız. Fabrikaları gezecekler, ama ister iseniz bizim üyemiz olup olmadığınıza da bakmadan burada bir konferans düzenleriz. Onlarla sizlerin tanışmalarını sağlarız. İlişkileri kurmanız için, daha sonraki gelişmeler için de onlarla beraber ticaret de yapabilirsiniz. Belki niyetiniz de olursa o ülkelerde yatırımlar da yapabilirsiniz, işbirliği yapabilirsiniz. Yaklaşık 15 tane temsilci gelecek herhalde, hatırladım. Şimdi ihracatta, dünya ihracatındaki yerimiz, tabii biz burada ancak 6 aylıkları alabiliyoruz. Bazı ülkelerden alamadığımız için burada tam sağlıklı olmasa da gördüğümüz kadarıyla da Türkiye 7. sırasını ihracatta koruyor. Neye göre koruyor? İhracatımızda da önemli düşmeler oldu daha sonra. Bundan önce olmadı ama belki bu korumasını ilerleyen aylardaki alacağım. Yani bu aylara geldiğimiz zaman bunda düşmeler olabilecektir. Şimdi Türkiye çelik ihracatı, ithalatı, üretimi ve tüketimi ile ilgili burada gördüğümüz gibi buna alışamadık ya, onun için kayıp gidiyor. Şimdi biz genellikle aslında miktarsal olarak değerlendirmeleri, yani ton olarak değerlendirmeleri yeğliyoruz. Yani değer olarak değerlendirmek devletlerin yahut da birlikler için önemlidir, ama bizim birliğimiz için miktar olarak önemlidir hareketler. Çünkü birim fiyatların değişmesiyle, elde olmayan sebeplerden dolayı değişmesiyle oradaki yanıltıcılıklar olabilir. 2008'de 1500-1600 dolar siflere gelen çelik fiyatları hatırlarsanız, şimdi olmuş olsa herhalde yine biz rekor kıracak duruma gelebilirdik, ama bizi yanıltır. Niye? Biz bir taraftan da düşme görüyoruz kendi şeyimizde, ihracatımızda %6.6'lık bir düşme var. Şeyimize baktığımız zaman, üretimimize baktığımızda %5'lik bir düşme olmuş üretimimizde, çelik üretimimizde. Bu değerlendirmeler, bunlar kaç aylıktı? Burada göremedim ya. Hı? Bunlar 9 aylık değil mi? Şu alta geldiğimiz zaman 8 aylık olması lazım herhalde. 8 aylık bu da. Buradaki çelik ithalatımızda %22,5'luk bir artış var. Ama bundan biz ders çıkartmamız lazım. Niye oluyor?
önünü kesmek değil. Onun sorusunu genellikle de üretici arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin kendi kendine sorup bunun çözüm yolunu bulması lazım. Birincisi ben şunu söyleyeyim, ilk başta söyleyeceğim şey. Bugün ihracatımızda bir numaralı olduğumuz inşaat çeliği ihracatında yaklaşık 10 milyon ton yıl ihracat yapıyoruz. İhracatı niye yapıyoruz? Ürettiğimiz miktarın tüketemediğimiz kısmını ihraç ediyoruz. Demek ki bizim inşaat çeliğinde üretim fazlamız var. O zaman bakıyorsun ya niye böyle inşaat çeliğimizde bu kadar fazla üretim var? İncelediğin zaman hepimizin gönlünde bir ileriye gitmek vardır. Ticaretle uğraşıyorsak bir hattane kuralım. Hattaneyle uğraşıyorsak çelik üretimine geçelim. Çelik üretimini hurda en uygun şartlarda olan bir üretim şeklidir. Biraz daha paramız olduğu zaman da entegre tesis olalım diye hedeflerimiz muhakkak ki vardır. Ama bunları yaparken bunu nereye pazarlayacağım? Nasıl satacağım? Bunları düşünmeden yapılan şeylerde o zaman yığılma oluyor. Yığılma olunca inanın bana sizler de içinde yaşıyorsunuz. Çelik üreticileri bu sene kurtaran yer Irak olmuştur. O da fiyatını yükseltme şansı yoktur. Olmamasının sebebi fiyatını hafif yükletmiş olsalar İstanbul'dan, İzmir'den buralara mal inmeye başlar. Diğer taraftan zaten Ukrayna'dan, Rusya'dan kütükler zaten geliyor buraya, işleniyor, oraya geçiyor benim bildiğim. Şimdi bu sıkıntıyı da nasıl çözeriz diye düşündük. Bununla ilgili Uygar Bey'in anlattığı uluslararası bir ihale gerçekleştirdik. Bu uluslararası ihalemiz neticesinde hedefimiz şuydu, 2023 yılına bir hedef koymamız gerekiyordu. 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı. Burada da daha önceden yapılan önemli hummalı çalışmalar neticesinde elde edilen 55 milyar dolarlık bir hedef konulmuş. Bundan 5 sene önce, 6 sene önce filan. Şimdi bu 55 milyar doları ya nasıl yerine getiririz? Çünkü bir taraftan biz de dediğimizi yapmamız lazım. Bununla ilgili yaptığımız uluslararası ihalenin neticesinde dünya 2023 yılında yani 10 sene sonra çelik sektöründe nasıl bir yapılanma olacak? Mevcut durum nasıl? Türkiye'nin mevcut durumu nasıl? 2023 yılındaki o hedefe ulaşabilmek için veyahut da şeylerin dünyadaki çelik yapılanmasının muhtemel çelik yapılanmasına göre uyum sağlayabilmekle ilgili Türkiye nasıl bir yapılanmaya doğru gitmesi lazım. Bununla ilgili ama bunu pazartesi günü son toplantısını yapıyoruz. Yani şirket yaklaşık 6 aydır, 8 aydır yahut da bunun üzerinde bir çalışma yaptı. Son toplantıyı yapıyoruz. Ondan sonra da kamuoyuyla da paylaşacağız biz bu konular ne çıktığına dair. İlk izlenimlerimiz genellikle ürün bazında daha katma değeri yüksek olan ürünlere doğru gitmek gerekiyor. Yani alışa geldiğimiz, bizim biraz evvelki söylediğimiz, kâr etmeden ihraç ettiğimiz 10 milyon ton civarındaki inşaat demirini bilhassa, onun yerine ya sen bu sıvıyı alıyorsun, başka şekillere çevir kardeşim. Onun bir ucuna doğru git. Yani illa inşaat demir olması gerekmiyor. Yahut da sıcak sacı olarak kalması gerekmiyor. Onun bir sonraki ürünü her ne kadar bizim birliğin getiplerinin dışına çıksa da bizim için önemli değildir. Önemli olan Türkiye'nin çelik ihracatında ileri noktalara doğru gidebilmesi içindir. Şimdi burada gördüğünüz gibi evet. Namık Bey, siz buna inanıyor musunuz? Biraz, hangisine? Biraz önce söylediğinize, katma değeri arttırıcı faaliyetlere girmek ve mümkün olduğu kadar katma değeri yüksek ürünler ihraç etmek kolay bir şey mi acaba? Ya şimdi, çünkü neden söylüyorum? Ben niye inanıyorum? Bunu hep konuşuruz da. Yani doğrusu tabii ki bu. Hem içerideki iş yaratımı açısından hem ihracattaki pay olarak önemli bir değerin yurt içinde kalması açısından tabii ki önemli. Ama bunu biz bir türlü
halledemiyoruz. Ha belki şunu hallettik. Kütük ihraç etmiyoruz fazla da inşaat demiri ihraç ediyoruz. Herhalde kütük ihracatımız düştü değil mi? Bilmiyorum ama çok eskiye göre. Evet, öyle bir şey var. Değer artışı var ama genelde sizin söylediğinizi anlıyorum ben. Yani işte mesela yassı örneğini verirsek ticari kalite yerine ne bileyim işte otomotiv kaliteleri ihraç edelim. Efendim galvaniz daha çok ihraç edelim filan demek istiyorsunuz herhalde. Evet, tabii bunun araştırmaların neticesinde neler çıkacaklarını tam bilmiyorum ama uç ürünlere doğru gitmek gerektiğini biliyorum. İnşallah, ha, buna, dileğimiz o. İnanıyor musunuz diye bir soru sordunuz. Ben düşündüm, hakikaten inanıyorum. Elbette ki inanıyorum. Ya inanmadığım bir şey söylenmiş olsam, kime hitap ediyorum? Sizlere hitap ediyorum. Hanginiz yutarsınız? Hiçbiriniz yutmazsınız. Yalan söylemenin ya da inanmadığım bir şeyi söylemenin ne faydası var sektöre? Hiçbir faydası yok. Ben ne için duruyorum? Ne için bulunuyorum? Kendi şirketimizden, bütün vasıflarımdan çekilerekten buna niye yüklendim? Sektöre faydalı olabilmek için. Yani inanmadığımız bir şeyi bir defa kesinlikle söyle. Bunu biraz beni tahrik etmek için söyledin. Teşekkür herhalde. Teşekkür ediyorum. Ben sorumu geri aldım. Şeyde bir sonraki şeyimizde bölgelere göre çelik ihracatımız. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Orta Doğu'da değişim olarak 2012'den 2013'e miktarda %14,5 bir gerileme olmuş. Buna rağmen Orta Doğu bölgesi birinci sıralığını korumuş. Arkasından gelen Avrupa Birliği ise %34,5'luk bir artış sağlamış. Ama bir nokta daha var. Bir önceki sene yine yüksek de Avrupa Birliği'ne, geçen sene yassı ürünlerdeki daralmadan dolayı düşme oldu. O düşmeyi bu sene toparlıyor. Bunda da bu konuyla ilgili ihracat yapan, üretim yapan arkadaşlarımızın başarısı diye kabul ediyorum. Bu noktalara doğru gelmelerinden dolayı. Tam diğer bu, taraftan, evet. Nakbet, geçmeden şeyi soracağım. Sene, yılın ilk aylarında söylemiştiniz siz. Yani Avrupa Birliği'ndeki bu piyasadaki durgunluktan dolayı ihracatımızın gerilediğini. Şimdi demek ki bu aradan geçen en aşağı bir 6 aylık süre içerisinde ciddi bir değişim var Avrupa Birliği'ndeki. Herhalde çoğunun yassı ihracatı değil mi? Avrupa evet. Birliği dediğimiz. Yani %34,5 ciddi bir rakam. Yine, demek evet. ki toparlanma bu var. Bu 69-70'lerdeydi. Şimdi bu küsürlere yani 34,5'lara kadar düşmesinin sebebi de o ihracat, geçen seneki ihracatın artış olmasından da kaynaklı. Yani oranlama burada önemli. Ama evet. en önemli ülke orada İtalya'dır. İtalya'nın Avrupa'daki ekonomik gelişmelerin yansıması diye de kabul edebiliriz. Burada en fazla da yassının olmasının sebebi sanayi ürünlerinde artış olmaya başladığını gösteriyor. Oradaki, o ülkelerdeki pazarımız olan ülkelerdeki ekonomik yapılanma, ekonomik durum iyileştikçe bizim de ihracatımız elbette ki yerini bulacaktır, iyileşecektir. Burada tabii burada gördüğünüz gibi bir tek değer verebileceğimiz yer şurası. Geri kalan da kızamık çıkartmış gibi duruyor işte. Bunlar üzücü tablolar ama gerçeklerde görmek gerekiyor. Yine ihracatımızda ilk 10 ülke sıralamasında başta biraz evvelki de söylediğim gibi sizlerin de benden daha iyi bildiğiniz gibi Irak. Bu bölgenin tek pazarı gibi. Tabii bunun yanında daha öncelerden Suriye'miz vardı. Suriye'deki yaşanan hadiseleri istenmeden yaşanan hadiseler hepimiz biliyoruz. Umut ederiz ki orada da düzelmeler, karışıklıklar bir an evveli biter. Tekrar yapılanmaya geçerler. Yapılanmaya geçtikleri zaman da biz sektör olarak da elimizden gelen imkanlarımız çerçevesi içinde yine oradaki ithalatlar içinde payımızı almaya, payımızı yükseltmeye devam edeceğiz. Suriye'de biliyorsunuz sıfır sorun politikasından kaynaklanan yaklaşımlardan dolayı önemli artışlar oldu Suriye'de. Yani 450 bin ton civarlarına doğru gidiyordu.
Çok önemli bir rakamdı. Ama ondan sonraki sene takip ettiğimiz yılda da Suriye'deki o karışıklıktan dolayı otomatikman düştü, sıfır noktalarına doğru geldi. Umut ederiz tekrar düzelir. Evet. Tabii burada göreceğimiz ikinci bir nokta Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da %39,5'luk bir düşme var ama ikinci sırayı koruyor. Ha, bu da güzel. Güzel de buradaki de düşmenin en büyük sebebi şeyde kütük ithalatındaki yerimizi Rusya'nın ve Ukrayna'nın almasından kaynaklanıyor. Daha çok kütük ihraç ediyorduk. Evet, bunlar şimdi şöyle diyeyim ben size. Biraz evvel ülkelerdeki ithalata karşıyım, yani haksız yere yapılacak engellere karşıyım derken şu da vardı içinde bunun. Biz bir taraftan da ihracat yapıyoruz. Nereye işte yaptığımız ülkelerden bir tanesi Suudi Arabistan, kütükte, ikincisi de İran'dı. Bunlar büyük rakam alan yerlerdi. Bunların ihracat yapan şimdi Çin olsun, Ukrayna olsun, Rusya olsun maalesef dumpingli mal ihraç ediyorlar. Nasıl dumpingli mal ihraç ediyorlar? Kendi iç piyasalarını araştırdığımızda iç piyasalarına inşaat demirinde $900 civarında ürün satar iken, bugün değil tabi bundan bir zaman önceki durum, İhracata $600'lara mal veriyorlardı. Bu en fazla $900'ın %2'si $18 kadar aşağıya satabilir. Ondan fazla satar ise dumping demektir. Dünya ticaret kurallarına göre o kurallar çerçevesinde hareket edildi, dumping yapıyor demektir. Bu dumpingten dolayı da bizim pazarımız olan yerlere mal veriyorlar. O zaman otomatikman biz oralara mal ihraç edemiyoruz. İhraç edemeyince de netice geliyor. %5,5'lik üretim daralmasına doğru önemli etkenler yaratan haller alıyor. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri burada %7,6'lık bir miktarda artış var. Sevindirici bir durum. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde %13'e yakın bir düşme var. Neye göre düşme var? Bunu biz biraz incelediğimiz zaman aslında Amerika'da Birleşik Devletleri'nden de biliyorsunuz dumpingle ilgili. Onlar da bize haksız yere önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Onlarla ilgili mücadelemiz var. Bunu boruda yaptılardı. Bunu şimdi inşaat demir üzerinde çalışma yapılıyor. Bununla ilgili iki sefer Amerika'ya gittik. Bunlarla ilgili görüşmeler yaptık. Bir bakanlıkta toplantı oldu. En son o toplantıya katıldık. Bu toplantının neticesinde de ben olsam karar merci olarak adil ve adaletli, hukuka dayalı karar verilmiş olsa gözümü kırpmadan Türkiye'yi bu işin içinden çıkartırdım. Ama bazı sebeplerden Amerika dünyaya serbest ticareti getiren ve o misyonu olan bir ülke olarak biz yine de onların geçtiğimiz zaman içindeki yaşantılarımızdan edindiğimiz bilgi ve tecrübelere göre de bunu olumlu olarak neticeye geleceğine inanıyorum, istiyorum daha doğrusu, umut ediyorum. Çünkü orada bir pazar daralmamız otomatikman yine bizim ihracatçılar vasıtasıyla da üreticilerin işlerinde zorluklar çekecek manası doğar. Peki o noktada neredeyiz şimdi Namık Bey? Şeyde Amerika verilecek. Dumping, anti-dumping konusunda bu ayın 6'sında herhalde değil mi? Ya 6'sında ya 7'sinde, çünkü daha önceden bildireceklerdi. Geçen ayın, biz daha ayı geçirmedik gerçi de, ayın 28'inde bildireceklerdi, 2 gün önce bildireceklerdi. Oradaki şeyden dolayı devletin kapanmasından dolayı bazı bakanlıklar, ki bu bizim görüştüğümüz Ticaret Bakanlığı da bunların içindeydi. Bakanlığı kapattılar, o kapanmadan dolayı çalışmayı yapamadılar. Ayın 6'sı diyebilirim, ayın 6'sında da belli edecekler. Bununla ilgili tabii biz bir taraftan da onların basın kuruluşları olsun, onlarda da
gündeme taşıyoruz konuları, anlatıyoruz. Baskı unsuru olarak da ülkenin çeliği tüketen kesimlerinin daha çok zararı olacağını onları uyarmaya çalışıyoruz. Buradaki önemli olan konu şu. Biz Türkiye olarak ürettiğimiz inşaat çeliğinin ne duyduğumuz hurdanın %66'sını ithal ediyoruz. Yani üçte birini ithal ediyor. Üçte ikisini ithal ediyoruz, üçte birini iç kaynaklardan temin ediyoruz. Bu ithalatımızın, yani 22,5-23 milyon tonluk ithalatımızın %30'unu, yani üçte birinden biraz az aşağı miktarını Amerika'dan ithal ediyoruz. Ve Amerika'nın da yaptığı ihracatın sıralamasında Türkiye birinci. Zaten biz hurda ithalatında dünyada bir numaralıyız. Şimdi onlara şunu anlatıyoruz. Diyoruz ki kardeşim, buradan Türkiye'ye ham madde olarak hurda gidiyor. Amerika'nın kullandığı enerjiden daha pahalı enerjiyi Türkiye'de kullanarak üretiyorlar. Oradan alıyorlar, buraya getiriyorlar. Bu sebeplerden dolayı, en az bu sebeplerden dolayı, başka şeyler de var, argümanlar daha var. Onlar kendi fabrikalar kendi hurdalarını kendileri temin ediyorlar. Daha kaliteli hurdayı alıyorlar. Onlar maliyetler düşüren unsurlar falan oluyor. Arada minimum 80 dolarlık Türkiye'li üreticilerden daha avantajlı başlıyorsunuz. Sizin eğer siz bundan tedirgin oluyorsanız, tedirgin olurken de diyorlar ki işte bunlar teşvik alıyor, bunlar dumping yapıyorlar. Bu 80 dolarlık kar marjından rahatsız oluyorsanız incelediğimiz zaman ya üretiminizde, tesislerinizde bir yanlışlık var, ya üreten arkadaşlarda bir yanlışlık var, yahut da sizin, hepsinden birlikte de olabilir bunlar, sizin doymaz bir kar açlılığınız var. Sonuncusu herhalde. Elbette ki yani ben de olsam 150-200-500 dolarda kar etmek isterim. O herkesin doğal hakkıdır. Ama bunu başkalarına iftira ederekten, sırf hukuksal mücadele vererekten ve haksız yere vererekten bunu elde edilmek istenirse, maalesef istenilen durum, onların da istediği durum şu. Onlar da biliyorlar aslında. Bakın ben size söyleyeyim. Onlar da biliyorlar. Kim biliyor? Şikayet eden firmalar da biliyor. Şikayet eden firmaları incelediğimiz zaman içinde Brezilyalı firma da var, üretici firma. Onlarla bizim firma olarak da biraz şeyimiz oldu, çatışmamız oldu. Çünkü Brezilya'ya ilk inşaat çeliğini bundan 5-6 sene önce ikinciler olarak biz gönderdik. Orada yaşadığımız bazı sorunlar vardı. Bunlar biraz, her ne kadar halka açık şirketlerse de biraz mafya bari hareketleri de var. Onların bu tutumlarını Amerika'da da yaşatmaya başlıyorlar. Öbür taraftan bakıyorsun, işte adam anlatıyor. Diyor ki ya benim senede 25 milyon dolarlık satışım olan bir tesisim, kapanmak şeyi. Ya kardeşim dedik, bizim Türkiye'deki en ufak tesis yıllık cirosu 200 milyon dolar. Yani sen 8'de biri kadar küçüksün. Demek ki senin tesisinde bir hata var. Şey değil, feasible olan bir tesis değil. Bunları kendilerine anlattık. Bildikleri halde yine de devam ediyorlar. Bakacağız ama ayın altısını bekliyoruz. Şimdi bu ilginç bir şey Namık Bey. Amerika'da uzun fiyatlarını bilmiyorum ama yassıda epey bir ayrışma var. Çok yüksek. Yani bu bölgeyle mukayese ederseniz herhalde bir 150 dolar falan fark var yani yassıda. Şimdi acaba uzunda böyle bir durum yok mu? Büyük ihtimalle birbirini takip ediyordur. Yani orada da bir fark vardır, ayrışma vardır. Biraz önce söylediğiniz hususlardan bence sonuncusu herhalde. Herkes tabii ki mümkün olduğu kadar fazla kâr etmek ister. Başka menşeli mallar içeriye girmeye çalışınca da tabii fiyatı düşürücü etkisi olacağı için ondan ağlamaya başlıyorlar gibime geliyor. Tabii şimdi burada onlar da biliyorlar ama
hem oradaki ithalatçıların hem buradaki ihracatçıların kafasını karıştırıyorlar. Kafası karışınca ne oluyor? Tereddüt oluyor, mal gönderemiyor. İşte o arada bu inceleme devresine de girerse 2 sene falan tabii rahatlıkla yüksek para kazanacaklar. Onlar için yeter o. Sonra bir daha mücadele ederiz diyorlar. Bunun için de hukuksal dünyanın parasını harcıyorlar. Her ne kadar biz de harcıyoruz. Amerikalı hukukçu firmalar falan tutuyoruz. Oradaki basın kuruluşları olsun, oradaki menfaat grupları olan, lobicilik falan da yaptık biz orada. Menfaat grupları olan kurum ve kuruluşlarla da irtibat halindeyiz ama tabii bizim gücümüz bir yere kadar. Bunu yaparken de tabii yalnız Çelik İhracatçılar Birliği olarak yapmıyoruz. Aynı zamanda da bunda bakanlığımızdan önemli güç alıyoruz. Onlar da bu konulara katılıyorlar, onlar da geliyorlar. İşbirliği içinde hareket ediyoruz. Umuyoruz bunda olumlu bir şekilde neticeye doğru gideriz. Amerika'da ise bu gelirleri antidumping soruşturmasına müracaat eden firmalara üretimler oranında ekstra bir gelir olarak devlet dağıtıyor. Firmalara? Firmalara dağıtıyor. Yani dağıtıyor. Bu iş dünyanın diğer ülkelerinde olmayan bir şey. Onun için Amerika'daki firmalar sadece demir çelikte değil diğer birçok konuda aslında bu antidumping soruşturmalarına çok profesyonelce ekstra bir gelir getirici. Demin Namık Bey'in söylediği gibi hem markette kendi ürettikleri ürünlerinde fiyat avantajı elde ederken bir de oradan kestirdikleri antidumping vergilerini de kendi gelirlerine geri rok ekletiyor. Şirketlere. Evet, şirketlere. O zaman Amerikan devleti şirketleri çok kolluyor yani. Bu evet. Sonuç çok garip bir şey. Bizde herhalde aynı duyarlılık gösteriliyor mu? Politik bir soru olacak vallahi ama. İşte yani orada ama şunu da söyleyeyim tabii arkadaşlar. Yani adamlar konularına sahip çıkıyorlar. Nasıl sahip çıkıyorlar? Şimdi şikayet edilen 2 ülke vardı. Bir tanesi Türkiye, bir tanesi de Meksika'ydı. Amerika'nın inşaat çeliği ithalatının %70'i Türkiye'den gidiyor. O noktaya kadar getirmişiz. Bu büyük bir başarıdır. Ama davaya geldiğimiz zaman, davada yaşadığım şey, Amerikalı şikayetçiler bir otobüsle geldiler. İçeri girdiler. Soruşturma düzeninde 7 tane şey oturuyor, bakanlık yetkilileri oturuyor. Karşısında 12 tane saydım, 12 tane Amerikalı şikayetçi oturuyor. Meksikalılar, onlardan sonra Meksikalıları yer değişti. 4 tane Meksikalı, 2 üretici kuruluş. Bizim Türklere geldi, işte işler acısı bu. Üretici kuruluş yok. Kim var? İşte ihracatçılar birliği olarak biz varız. Bir de bakanlık var. Bir de hukukçumuz var, Amerikalı hukukçumuz var. Yani konunun arkasında sahiplenilmez ise, bu her türlü ama, biraz evvelki anlattım hani ihracatınızı bizden geçirin diyorum ya, o da dahil. Konuya sahiplenilmez ise, kusura bakmayın Atalan Üsküdar'ı geçiyor. Yani bir yerde kendimizi öz eleştirimizi yapmamız lazım. Ya niye oluyor bu böyle diye. Bunu olmaması için nasıl işbirliği yaparız? El birliği nasıl yaparız? Yoksa şey gibi böyle uçan kuş gibi bizi aşağıdan tüfeklerle vururlar pat düşürürler. Yani gidişat iyi değil aslında. Yani biz her ne kadar canla başla sektörel olarak çalışma yapıyor isek de bunun güç birliğinin olmadıktan sonra maalesef bir noktaya kadar gidemeyiz. Çünkü burada tabii söylediğim şu, ya biz pişirelim, siz de işte niye gelmiyorsun sofraya falan onu demiyorum. Ne pişireceğimizi de beraber belirleyelim, tartışalım, biz her şeye açığız. İstanbul'da komiteler kuruyoruz. Bir iş yaparken bu işle ilgili firmaları çağırıyoruz, yetkililerini çağırıyoruz. Onlarla birlikte hareket ediyoruz. Yani tesadüfe de bırakmak istemiyoruz. Yanlışlık yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. Şimdi bu evet. İhracatımızdaki 10 ülkeden sonra
İhracatımızda düşüş olan ülkeler. Evet. Suudi Arabistan biraz evvelki söylediğim gibi %39'luk miktarda, yani %40'lık diyelim, bir miktarda düşüş olmuş. Arkasından İran gelmiş. İran'ı tabii %77.2. Bu hele bu ambargo mevzu var ya. Amerika ambargo koydu. Evet. Tabii ya şimdi İran'ı sevebilirsin. Ticareti sevebilirsin ama kardeşim şimdi Amerika'yı da göz önüne alamazsın ki. Amerika önemli bir pazar. Amerika'yı kaybetmek lüksümüz de yok. Firmalar bazında söylüyorum. Onun için de ihracat otomatikman duruyor o bölgelere. Onun yerine şimdi ama Rusya giriyor oradan. Niye? Rusya'nın eyvallahı yok ki Amerika'ya falan öyle. Yani biraz şey olmamız lazım, biraz güçlü olmamız lazım. Burada Mısır'a baktığımız zaman, Mısır'daki düşme, yine miktarda %45'lik bir düşüş var. Aslında Mısır'da esas düşüren malzeme inşaat çeliğidir. Bir önceki seneye göre %85 yahut da 86 daralma olmuş. Bu da 350 bin ton. Yani böyle bir daralma olunca, ama diğer taraftan diğer ürünlerde biraz artma olmuş ki bizim oraya genel ihracatımızda %45'lik bir düşüş olarak yansımış ve miktarsal olarak da 288 bin ton olarak gözükmektedir. Namık Bey, bu düşüşün nedeni tamamen ticari önlemlerle mi ilgisi var, yoksa politik nedenleri var mı? Şimdi başlangıcı ticari önlemlerle ilgili, yani oradaki sanayiciler de ülkelerine Türkiye'den mal gelmesini istemiyorlar. Daha doğrusu hiçbir ülkeden istemiyorlar da. Daha önce inşaat çeliğinde %90, ithalatların %90'ı Türkiye'den gerçekleşiyordu. Türkiye'den rahatsızlardı. Oradaki ithalatçılar da Çin'den bile mal almak istemiyorlardı. Ukrayna'dan da mal almak istemiyorlardı. Türklerden mal almak istiyorlardı. Gerekçesi de hem malların kalitesinin yüksekliğinden, hem yakınlıktan dolayı, hem ticareti aralarında çözmüşler zaten. İç piyasa gibi telefon açıyor, ertesi gün malı gidiyor. Bu kolaylıklardan dolayı Türkleri tercih ediyorlardı. Ki geçen sene hatırlarsanız Çin, Lübnan dahil, Mısır dahil mal sürdü. Aradan zaman, fazla zaman geçmedi. Sürdü, bağlantı da yaptı. Fazla zaman geçmedi. Çin büyümeyi artırdı. Büyümeyi artırınca o zaman ihracata mal vermeyecek demektir. İhracata mal vermemesinden dolayı da yaptığı anlaşmaları iptal etti. Türklerde bu olmuyor tabii. Ne olursa olsun Türk üreticileri, Türk müteşebbisleri verdikleri sözü %95 diyeyim. %5'lik yine bir pay bırakalım da. Yerine getiriyor. Ama öyle ama böyle yerine getiriyor. O avantajlarından dolayı Türkleri tercih ediyorlar. Şimdi evet. Bir sonraki şeyimizde artış olan ülkelerde, evet, gördüğünüz gibi başı Irak çekiyor. Irak'taki artışımız buradaki şey yaptığımız gibi miktarda da %17 civarında bir artışımız var. Bu sevindirici bir durum. Ama ne kadar süre Irak bizden mal çekecek? Orayı da araştırmak gerekiyor. Irak'ta da Türkiye'deki ihracatımızı zorlayan unsurlardan bir tanesi, ki onlarla ilgili anlatımda da söyleyebilirim. Sanayilerini kendileri kuruyorlar. Onlar da orada sanayilerini kurmaya başlıyorlar. Tabii onlar da maalesef tam olarak kısır düşünüyorlar diyebilirim. Belli bir rezervleri var. Burada da. Belli bir rezerv dediğin, bilemedin, 2-3 sene yetecek. Sonra ne olacak? Nereden getireceksin hurdayı? İstanbul şeyden, İskenderun üzerinden oraya mı taşıyacaksın? Bu da dökme suyundan değirmen. Yani Suriye üzerinden de taşırsan, oradan da taşırsan, yani dökme suyla değirmen dönmez. Rekabet edici durumlar olmaz. Yeter ki Türkiye'nin ihracatını kesici, haksız tedbirlerle önünü kesilmesin. Şimdi pardon, ben anlayamadım. Iraklılar demir-çelik fabrikası mı kuruyorlar? Evet, Irak'ta kuzey tarafında.
demir çelik fabrikası kurdular herhalde. Evet. Yeni yeni yatırımlar da oldu. Yani 3 tane değil mi? Evet. Hadi Basra'ya o kadar fazla bir şey diyemem. Çünkü Basra'daki şeyden cevherden cevher dayalıydı Basra'daki. Zaten Ark Ocağı'ndan olması mümkün değil. Bir de işin komik tarafı, şimdi laf lafı açıyor, aklıma da geliyor da Irak'ı bu şeyden hurdadan üretim yapabilmen için entegre tesis şeyin enerji ağlarının olması lazım. Yoksa mümkün değil. Yani bunu Çetin Bey daha iyi bilir benden de. O işte ama o da şey interkonektör sistem olmadığından dolayı o da iyi bir şey değil. Yalnız orada onların yaptıklarında Türkiye'den herhalde bir Türk şirketinden oraya enerji veriliyor benim bildiğim. O zaman interkonektör sisteme de bağlanmış gibi oluyor olabilirdi. Türkiye'den verilen enerji düşük miktarda ne yapıyor? Orada sanayiler çalışılmaz da. Özellikle şimdi Süleymaniye'de kurulan firma kapasitesinin çok çok yukarısındaki kuracağı termik santrale kendi ihtiyacını giderecek. Belki o oradan Erbil'dekilerini de besleyebilir yani. Evet. Pekala. Ya en azından o zaman evet. Cazip çalışmayacak. Yani rekabet edici fiyatların ucuzluğundan dolayı belki enerjiyi bir la ücretmiş gibi alıyorlar herhalde. Enerjiyi yokmuş gibi kabul edersen, israf edersen yahut da enerjiyi o zaman rekabet etme şansı olabilir. Yahut da Türkiye'den yapılan ithalatın önüne biraz vergi koydukları zaman devre dışı kalır. Şimdi buradaki baktığımız zaman biraz evvel de söylemeye çalıştım İtalya. İtalya'da miktarsal olarak %80'lık bir artış var. Bu önemli şey. Şeyde Portekiz'de hakeza önemli artış var ama miktar o kadar yüzde olarak önemli. Ama şey olarak miktar olarak da o kadar şey değil. Yani şunun verdiği intiba kadar değil. Yani 204 bin ton da iyi bir rakam aslında. Tabii buralar ağırlıkla uzun ürünlerle ilgilidir. Ya pardon çok özür dilerim. Yassı ürünlerle ilgilidir. Şimdi biraz uzun mu tuttum ne yaptım? Yok buyurun şimdi zaten zamanımız daralıyor ama esas zannediyorum rakamlarla ilgili olarak epey aydınlandık. Öyle mi? Ben aslında şu son sorumla ilgili. O zaman şöyle diyeyim, şeyi de göstereyim, bir paftayı da göstereyim. Evet. Şimdi burada doğru, bu da önemli. Çubuğun durumu. 2 yılı karşılaştırdığımız zaman fark 400 bin tonluk bir eksilme var. O da %6 olmuş. Bu %20'lerdeydi, %25 arasında filandı. Bu noktalara doğru geldi, çekildi yani geriye. O önemli bir başarıdır. O %20 dediğiniz ne? Yılın başında mı? Evet, baştan itibaren baktım. Evet. Zaman zaman o noktalara doğru çıktı. Şurada göreceğiniz gibi kütükte %41'lik bir eksilme var. Biraz evvelki söylediğim sebeplerden dolayı. Filmaşinde %16,5'luk var. Tabii yassıda gördüğünüz gibi %66'lık bir gelişme var. Evet. Bu tamamen Avrupa Birliği'ne bağlıyoruz değil mi? Yassıyı. Evet, ağırlıkta Avrupa Birliği ile ilgili. Evet. Şimdi şeye baktığımız zaman da kısaca şunu da göstereyim. Bazı ithalatla ilgili kısımlara baktığımız zaman buradaki de ithalat durumlarımız gözüküyor. Bu ithalatı her ne kadar istemesek de olacak tabii. Ben buraya evet. kadar evet. Şimdi aslında benim öğrenmek istediğim şey şu. Çok teşekkür ederiz. Yani benim de hoşuma gitti bu şeyin azalması yılbaşındaki olan. Düşüşün evet. giderek azalması. İhracatımızla ilgili ben temel bir soru sormak istiyorum. Hani bir güzel bir laf var, sürdürülebilirlik filan diye. Şimdi biraz önce baktığımız rakamlarda Portekiz mesela 3. sırada. Bir bakıyoruz Portekiz 3. sırada, bir bakıyoruz hiç yok. Bir sonraki sene. Yani biz kalıcı pazarlar elde edebiliyor muyuz ihracatta? Bir tanesi bu. Zor bir şey tabii de. İkincisi temel olarak
bu yılki düşüşleri sıralarsak önem sırasına göre neleri söyleyebiliriz? Çoğunu söylediniz zaten. Evet. Şimdi tabii ihracat pazarına baktığın zaman aslında sörf, karın üzerinde sörf yapıyormuşsun gibi. Evet. Oluyor. Bazen oradan geçersin, bazen o dengeye göre oluyor. Tabii bu bunun etkenleri, çok değişik etkenleri var. Ülkelerin ekonomik durumları var. O ülkeye, aynı zamanda ihracatçı olan ülkelerin de ekonomik durumları da önemli bir taraftan. Bu gibi şartlardan dolayı bazen orada daralır, bazen o bir taraf genişler ama önemli olan devamlı tetikte olmak gerekiyor. Pazarı devamlı yakından takip etmek gerekiyor. Bu yönden de ben Steel Orbis'i hakikaten kutlamak istiyorum. Tam yeri geldi çünkü. Bilgileri, bütün dünyadan bilgileri alıyorsunuz, veriyorsunuz zaten. Günlük olarak da veriyorsunuz. Aynı zamanda da şeylerinizde internet bağlantılarla da sizin arşivlerinize rahatlıkla üyeleriniz girebiliyor. Oradan istediğini bilgiyi alabiliyorsun. Donanımı ne kadar kuvvetli olursa, tabii öncelikle donanımı yerini de bulmak lazım. Onun için siz önemli bir kaynaksınız o yönden. O yönden sizi biz birlik olarak da hem takdir ediyoruz hem de destekliyoruz. Sizin kesin olmanız lazım. Yabancı ülkelerin kaynaklarını da kullanıyoruz ama sırf ona bağlı kalmayı da tercih etmiyoruz. Onun için sizin bu çabanızı diğer çelik sektörün mensuplarının takdir ettiği gibi birlik olarak biz de takdir ediyoruz. Şimdi şeylere geldiğimiz zaman, söylediğiniz sorulara geldiğimiz zaman, bunu çocuklar kapatabiliriz aslında ama nasıl kapatılır deneyelim. Kapanır. Tamam. Şimdi şöyle diyeyim, biraz da oturayım. Buyurun, değil mi? Lütfen. Ben oturmaktan, siz ayakta kalmaktan yoruldunuz. Şimdi bilmiyorum sıkıyor muyum arkadaşlar? Eğer bir sorular falan varsa... Sorulara geçeceğiz efendim. Biraz sonra soruları biraz sonra soracağız. Evet. Peki. Şimdi biz ihracatı etkileyen unsurlar olarak iki başlık altında topluyoruz. Bir tanesi dış pazar durumları, ikincisi de ürettiğim malın maliyetler durumları diye. Tabii iç pazar da önemli. Biraz evvelki söylemeyi unuttum mu bilmiyorum. Türkiye'nin tüketiminde %7'lik bir artış vardı. Bu da sevindirici bir şey aslında. Tabii Türkiye de önemli. Şimdi pazarların daralmasının nedenlerine baktığımızda şunları görüyoruz. Dünyadaki ekonomik krizin etkileri, yani alımları gittikçe daraltıyor. Aynı zamanda bu tetikleme yoluyla da yatırımlarında kısmalar yapıyorlar. Bu talebi azalmasına sebebiyet veriyor. İkincisi şöyle diyebiliriz. Pazarlarımızda bazı ülkelerin dumpingli mal ihraç ediyor olması. Biraz evvel söylemeye çalıştım. O mesela Afrika ülkeler pazarları bizim pazarımıza mı oraya dumpingli mal gönderince otomatikman o ülkeye mal gönderemiyoruz. Bu da pazarlarımızın daralmasına sebebiyet veriyor. Biraz evvelki söylediğim gibi şeyde Irak'ta olsun bakın, Suudi Arabistan'da olsun, değişik ülkelerde, Körfez ülkelerinde olsun, İthalatçı olan ülkeler kendi sanayilerini Türkler gibi onlar da kendileri kuruyorlar. O zaman şeyden taleplerinde, ithalat taleplerinde yağ azalıyor veyahut da ürün değişikliğine doğru gidiyor, ham maddeye doğru gidiyor. Sonra burada anti-dumping olsun, koruma önlemleri olsun, telafi edici vergilerle olsun, tarife dışı engeller de olsun, önümüz devamlı kesiliyor. Bundan hakikaten çok mücadele ediyoruz. Geçen de bir anıyı anlatayım. Bundan iki sene önce gittiğimizde Kolombiya'da döndük bir ay sonra her şey gayet güzel. Yani ihracatımız da arttı aslında Kolombiya'ya. Oradaki üreticilerin rahatsızlığı, bu üretici de Brezilya kökenli üreticilerden kaynaklanan rahatsızlıktan dolayı bizim ihracatçı kuruluşumuzun ürününe, affedersiniz, çamur atmışlar.
İşte bunlar standartlara uygun falan değil diye. Tabii biz hemen irtibata geçtik. Mücadelemizi sürdürdük orayla. Sonradan oradaki devlet kuruluşu, laboratuvar falan çıkartmışlar. Meğerse başka malı sokuyorlar, çıkartıyorlar. Bunlar Türklerin diyorlar. Onun üzerine oradaki kuruluş, kamu kuruluşu, ya dedi bunu uzatmayalım falan dedi. Çekindiler. Ondan sonra düzeldi iş. En son geçen hafta orada bir bina çökmüş. İlk aldığımız haberler de şuydu. Ya Türk çeliğinden dolayı bina çöktü. Ya olur mu öyle şey falan. Hemen bir arkadaş gönderecekti. Tam ön çalışmaları yapıyorduk. Oradaki bizim büyükelçilikten aldığımız bilgide o haberi aktarırken son kısmına işte Türkiye gibi Türkiye'den Meksika'dan şey standart dışı mallar geliyor diye yazmış. Yani deprem ondan çökme ondan kaynaklandı dememiş de öyle demiş. Tabii biz yine bunun mücadelesini vermeye çalışacağız. Bunların haricinde demde söylediğim gibi Arap Baharı dendi. Hakikaten Arap Baharı mıdır yoksa kara günü müdür anlamadık biz bunu. Daha çözemedik biz bunları. Ama Libya'ya artmış. Libya'ya artmış ihracatımız. Libya'ya ihracat arttı ama sıfır oldu. Sıfırın üzerine bir şeyler kondu. Ondan dolayı arttı gözüküyor. Yani. Geçmişe göre Libya'da şimdi Libya eski halinde devam etmiş olsaydı baharları kendilerinde tutsalardı, vermeselerdi baharlarını belki de şimdi en büyük ihracat ülkemiz olacaktı. Yalnız o değil, tabii inşaat şirketlerimizin de, müteahhit şirketlerimizin de önemli bir yerdi. Şimdi bunlar yetmiyormuş gibi bir de Amerika tuttu, abi şeye İran ambargo koydu. Ya kardeşim niye koyuyorsun? Bizim pazarımız ya bura. Tabii dinlemiyorlar adamlar bizim pazarımız deyince. Niye bizim pazarımız diyorum? Yani sizin dedikleriniz zaten biz yapıyoruz. Ne istiyorsanız yapıyoruz hemen hemen. Kızıyoruz, mızıyoruz ama neticede yapıyoruz. Ya bu sana bu kadar sadık olan bir ülkeye bu yapılır mı? Yapılmaması lazım. Biz en azından devlet dışı. Yani dış piyasalarda olan hareketlerin hiçbiri bizim ihracatımıza yaramamış. Evet. Tabii biz yaramış olanlar da muhakkak vardır. Nedir da, mesela onlar? Mesela işte biraz evvelki söylediğimiz gibi yassı ihracatında faydasını gördük yani. Biz şimdi ne gibi olumsuzluklar oldu? Karaltma, iç karaltma dünyası içindeyiz şu an. Evet. Bununla ilgili tabii üretim kısmına geldiğimiz zaman maliyetlerimizi olumsuz etkileyen unsurlara geldiğimiz zaman biz enerjimizi devletimizden alıyoruz. Bu yani. Enerjinin üzerine uyguladıkları vergiler var, fonlar var. Ondan sonra tarife değişiklikleri var. Bu gibi şeylerin haricinde o da yetmiyormuş gibi bir de çevre katkı payı adı altında dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey vergisi var. Kirletiyorsunuz çevreyi ya onun için. Çevreyi kirlet, tamam doğrudur çevreyi kirletiyoruz o zaman çevre yatırımlarıyla ilgili. Evet. Amerika gelişmiş ülkelerde nasıl sanayiciye yardım yapıyorlarsa sen de yap o yardım. En kötü ihtimalle de ki kardeşim senden bu kadar para kesiyorum bunu şeyinde kullan. Çevreyle ilgili kullan ben parayı geri vereyim de bunu de. O parayı kesiyorlar da nerede kullandıkları da belli. Fonda. Ya bilmiyorum işte yani bir yerlerde kullanıyorlar ama. Evet, yani. Bizim sektörü biraz şey olarak, yumuşak olarak görüyorlar. Hakikaten yumuşak, demir almış bütün sertliğini. mücadelede biraz yumuşak kalıyoruz. Şimdi bunun haricinde tabii bizim şey yapmamız gereken çözüm önerilerimiz de olması gerekiyor. Bunlar da çözümlerde Cezayir, Brezilya, ABD, yani Amerika Birleşik Devletleri gibi olan ülkelerde bizim serbest ticaret anlaşmalarını bir an evvel yapılması gerekir. Çaba da var da ama olumlu neticeye ermesi gerekir. Sırf çabayla olmuyor. Bunun haricinde biliyorsunuz bu AKÇT, Avrupa Kömür Çelik evet. Topluluğu'ndan yapılan anlaşmanın neticesinde biz o Avrupa'ya sıfır gümrükten mal verebiliyoruz. Ama bunun yanında da sorunlarımız da oluyor. Bizim mesela üretici kuruluşlarımızın daha verimli, daha yüksek kaliteye yönelik, maliyetlerini düşürücü gibi
yatırımlara girmesine de engelleri var bunların. Bunların tek taraflı bu hareketlerinden dolayı AKÇT ile de ilgili anlaşmaların bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Sonra diğer ülkeleri de kapsama aldı galiba değil mi Avrupa Birliği? Evet. O nedenle tabii, yani çok avantajlı kaldı. Benim anlaşma STA ile ilgili ben yaptıktan sonra sen ancak oraya anlaşma yapabilirsin diye. Nasıl bizim gümrük birliğimiz var yani bunların hakikaten bir gözden geçirilmesi evet. gerekir. Geçirmeye çalışılıyor da neticelendirmesi gerekiyor. İhracat pazarlarında lobi faaliyetleriyle biraz evvelki anlattıklarımı biraz daha güçlendirilmesi gerekiyor. Bunu ilk yeni başladığımız için bizim eksiklerimiz muhakkak vardır. Ama biz de bunu birlik olarak bunu yerine getirmeye çalışacağız. Tabii burada da başka bir sorun çıkıyor. Birliklerin yapılandırılmasının gözden geçirilmesi lazım. En önemli unsurlardan bir tanesi de budur. Şimdi komşu ve çevre ülkelere ihracatımız artması için yani lojistik yönünden, demir yolları ağları yönünden bunların da geliştirilmesi gerekiyor. Yalnız ilk sınır ülke değil, ondan sonraki ülkelere de daha uygun şartlarda nakliye çok önemli. Bizim biliyorsunuz çelik balk maldır. Balk mal olduğu için ya gemiyle taşıyacaksın ya demir yollarıyla taşıyacaksın ki ucuza mal edebilirsin. Onun olması lazım. Hedef ülkelere tarifeli seferler. Yani bilhassa sahra altı ülkelere. Bugün o ülkelerde alımlar, büyük montanlı alımlar yapamıyorlar. Ama sen devlet olarak buraya tarifeli seferler koyar isen İskenderun'dan, İstanbul'dan, İzmir'den yahut da üçüne de uğrayacak bir şekilde sen daha iyi bilirsin değil mi Ahmet? Öyle bir imkan sağlarlar ise herkes malını 500 ton satan, 1000 ton satan malını koyar o gemilerine gider. Nakliye önemli bir faktör. Orada da bir avantaj sağlanır. O da ihracata önemli katkılar sağlar. Tabii bankalarla da ilgili var. Bankalar da kardeşim sanki biz onların şeyiymiş gibi neye diyeyim. İyi bir tabir de bulamıyorum ama ellerin altında oyuncaklarıymış gibi. Diyor ki adam ben diyor şu kadar komisyon alayım. Ya olur mu öyle olur? Alça benim ihracatım düştü. Yarın bir gün kapansa sen kimden ne komisyon alacaksın hareket olmazsa? Yani biraz komisyonları da düzeltmeleri gerekiyor. Maliyetlerimizi düşürmeleri gerekiyor. Tabii bunların haricinde bir de bizim bakanlıkla ilgili yaptığımız görüşmelerde, çalışmalarda ortak alım şirketi burada olsun, diğer ithal girdilerimiz olsun. Bunu ortak alım şirketlerinden maliyetler düşürülebilmek, biraz evvelki sorduğumuz sorunun içinde olduğu gibi, sürdürülebilirliğini sağlayabilmek, ürünün kalitesini sağlayabilmekle ilgili baskı unsuru olması lazım. Bugün kaç tane şirket var hurda alan mesela diyelim ki 25 tane şirket var. 25 tane alıcı yerine 3 tane alım şirketi olmuş olsa, onların bünyesinde talepler gerçekleştirilmiş olsa, o zaman bizim daha karşıya bir baskı unsuru yaratma şansımız olur. Bununla ilgili bu yaklaşımı şunu iftarla söyleyebilirim ki İskenderun bölgesi üretici arkadaşlarımız buna şey yaptılar. Benimsediler. Bununla ilgili bir şirket kurma yönündeyiz. Bununla ilgili de bakanlıktan ufak bir şeyimiz var. Onlar da bunu özendirici bir hale gelmesiyle ilgili çalışmaları var. Umarız bu şirketimiz bir an evvel kurulur ve bütün Türkiye'nin çelik sektörü bölgelerine de örnek bir durum meydana gelir. Bu şekilde devam eder. İnşallah. Gidelim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tamam. Sağ olasınız. Soru var mı salondan? Bir tane soru alabileceğim. Çok aştık sınırımızı. Kusura bakmayın. Buyurun. Efendim öncelikle toplantınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun. İskenderun basınından Mustafa Topal. İkinci kez bu tür bir toplantıya katıldım. Doğrusu açık konuşmak gerekirse keyif alarak izliyorum. Benim sorum Namık Bey olacak. Namık Bey konuşmanızın başında üretim değerlerinde kısıtmalar olduğunu söylediniz. Bunun sebebinin de İzmir'deki grevden kaynaklandığını söylediniz. İlk önce öncelikle bunu biraz açar mısınız? Çünkü
anladım, ben anlamadım. Üretimdeki düşüşlerin bir nedeni de İstemir'deki grev olduğunu söylediniz diyor. Bunu biraz açar mısınız? İkincisi yine buna paralel olarak bir soru sormak istiyorum. Türkiye'nin 2023 hedefleri varken, bu hedeflere ulaşma söz konusuyken bu tür grevlerin önüne geçmek adına tedbirler alınıyor mu? Bu tür nelerin dediniz? Bu tür grevlerin önüne geçmek adına tedbirler alınıyor mu? Bu tür grevlerin önüne nasıl geçebiliriz üretimi düşürmemesi için? 2023 hedeflerine ulaşmamızda çok köstekleyici etkileri var diyor arkadaşımız. Şunu söyleyeyim baştan, ben grevlere karşı falan değilim, örgütlenme taraftarıyım bir defa. Çünkü hepimiz insanız. Nerede, nasıl yanaşacağımız, yaklaşacağımız belli olmaz. Onun için sendikaların bulunması faydalıdır diye kabul ediyorum. Ama bunu fabrikaları durdurmadan, üretimi azaltmadan yahut da nasıl bu grevde kırılmadan diyelim o zaman, grevde kırılmadan işçiler haksızlığa uğradıklarının önüne nasıl geçilir? Değil mi yani? Vallahi bu başlı başına bir soru. Bunu ben şimdi burada söylemem. bunu bir yöntem muhakkak vardır. Ama yöntemi ne dersen şu an bilemem yani. Neyin yöntemi vardır? Şeyin söylediği gibi krev devam ederken üretimler yine düşmesin diye bunun bir yöntemi vardır. Ama nasıldır bilemiyorum. Yani şimdi ne olursa olsun İnsan gönülsüz çalışır ise, gönülsüz çalışan yerde, üretimde olumsuzluklar olur. Ve ondan dolayı da üretimin birim maliyeti artar. Yani bunun önüne geçmek mümkün değildir. Bir tek şey vardır, o çalışan adamın yerine kendini koyacaksın. Onun ihtiyaçlarını o sana söylemeden sen onun yerine getireceksin. Hiç greve sebebiyet vermeden devam eder gider diye düşünüyorum. O İstemir'in grevdeki üretimi azaltması, üretimin düşmesi, otomatikman tabii Türkiye'nin üretimindeki payında azalma olmuştur. O etkenlerden bir tanesidir, yalnız o değildir. Onun dışında da vardır. Yani, evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Soracak mısın, sorun mu vardı? Tamam, peki bir tane son ama başka soru alamayacağım. Buyurun. Önce sen onu çözerken ben söyleyeyim. Faruk Bey benim bir büyüğümdür. Şimdi onun sorularına evet. Çok alışkınım. Çok kazık sorular da sorar. Vallahi. Önce böyle bir toplantıda güzel bir bilgi yani bizler için verdiği için sizlere ve bunu tertipleyen Orbis'e teşekkür ederiz. Efendim biz teşekkür ederiz katılımınız için. Buyurun. Benim sorum şu, yani bir yerde İzmir'de yani gemi söküm tesisleri var ve İzmir'de hurda konusunda bu gemi söküm tesisleri belli bir yüzde olarak hurda temin ediyorlar gemi söküm tesislerinde. Demir hurdası. Ama bunun yanında bakırı, diğer yan ürünleri de ayrıca ülke ekonomisine girmiş oluyor. İskenderun Türkiye'nin 1/3'ünün üzerinde Türkiye çelik üretimini yapan bir yer. Şimdi buranın evet resmimi çekti onun için kusura bakma. Yani 1/3'ünün üzerinde çelik üretimini yapan bir yer. Fakat bir İzmir gibi İskenderun'a böyle bir imkanın, bölgenin kurulması ihtiyacı var. Bunda katma değeri oldukça yüksek olacak bölgemiz için. O konuda ben soracaktım durum nedir diye. Şimdi soru güzel soru. Biz burada ithal ediyoruz, burada ithal ediyoruz. İthalatımızı azaltabilmek, ithal ettiğimiz ülkelerdeki baskı unsurlarını hafifletebilmek için alternatif temin kaynaklarından bir tanesi de Hindistan'da, Çin'de olduğu gibi
gemi sökümlerinin burada yapılması, dediğiniz gibi hem hurdasından hem de çıktılarından faydalanılır. Bunu burada yapılmakla ilgili, biz bununla ilgili uğraşı şey yaptık, yani daha doğrusu ilgili yerlerle görüşmeler yaptık. Yazılı müracaatımız da oldu. Henüz bir cevap alamadık. Ama tabii üstüne gitmek lazım. Bunu biz birlik olarak yapıyoruz ama esas bu sanayicilerin kendilerinin işidir. Sanayicilerin bunu şey yapması lazım, takip etmesinde fayda vardır. Ben sanayici evet. değilim. Peki, teşekkür ediyorum. Peki, ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Sizlere de dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, teşekkür ederim.